Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Cümleden selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz diyoruz. Yine Aktiva'yla gidiyoruz. Bugün arkadaşlar telefoncuya uğrayacağız. Telefonumuzda bir arıza var, onu gideceğiz. Muhasebeciye uğrayacağız. Yani şehir içindeki yapmamız gereken işleri şu an o motorumuzla yapacağız ve aynı zamanda size de bir yol videosu çıkarayım dedim. Aktiva ile yol videolarımız ara ara gelecek. Burası Sanatorium Caddesi arkadaşlar. Konservatuvar yokuşu diye geçer. Büyük bir rampadır bu. Normal bir rampadır aslında. Önceden iki zamanlı motorlar vardı. Bu rampaları falan zor çıkardık böyle. 20 ile 30 ile çıkmazdı bile yani. Şimdiki motorlar yani biliyor yani. Aktivamız 1 litre ile 48 kilometre, 48.3, 48.5 ortalama 48'e çıktı arkadaşlar. Yani 48 kilometre yapıyor 1 litre ile yani. Şu anki ortalama yakıta göre, kullanım tarzımıza göre arkadaşlar, rodaj aşamasında 48-48.5 kilometre 1 litre ile gidişi şu an. İçerisinde illaki bir motor şart arkadaşlar. Çünkü trafik iyice yoğunlaştı. Eskisi gibi değil. Önceden Ankara'da bu kadar trafik yoktu. Araçlar azdı. Şimdi hem araçlar çoğaldı, hem motor da çoğaldı. Pazartesi günleri biraz böyle bir sakinlik oluyor. Böyle yani herkes doluyordur mutlaka. Hani diyoruz ya pazartesi sendromu. Demek ki doğru yani, böyle bir durum var. Burası da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olduğu yer arkadaşlar. Sanatorium Caddesi üzerinde hava tahminleri, şunlar bunlar yani meteorolojik olaylar buradan bildiriliyor muhtemelen. Buradan Kazım Karabekir'den ya da Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay'a gideceğiz arkadaşlar. Kızılay'da Necati Bey Caddesi, telefonların bol olduğu bir cadde. Oraya gideceğiz. Macera başlıyor arkadaşlar. Köprünün üstü biraz yoğun olur. Ama bugün yoğunluk yok gibi. Burada Fatih Köprüsü diyorlar. Keçören'i Kazım Karabekir'e, Samsun yoluna, Konya yoluna bağlayan bir köprü. Bu
60'la 70'le fıtı fıtı gidiyoruz. Yoğunluğa geldik. Burada bir ufak bir tıkanıklık oluyor çünkü her yeri birbirine bağlayan bir yer muhtemelen. Şimdi sakin bir şekilde trafiğin durmasını ve hareketlerinin azalmasını bekliyoruz. Ne yapıyoruz? İleriye baktığımız zaman soldan gitsek tıkalı, sağdan gitsek tıkalı, ortadan duruma göre gideceğiz, duruma göre. Ama işte aynı bizim gibi gitmeye çalışan araçlar da olabiliyor. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bu araç burayı değerlendiremedi, biz değerlendirdik. Tam sağa yanaşırsa vece tıkanacağız. Burada da hafif sollu gitmek zorundayız. Adama bak, şabalak gibi sinyali verdim diye bir çip geliyor abudumun gazı. Görüyorsunuz değil mi? Evet, gayet. Yani bir sinyal vermekle iş bitiyor sanki gibi. Şimdi buradan şöyle bakarsak bu dayım biraz uyuyor gibi. Onu buradan hallettik. Şunu da şuradan şöyle halledersek muhtemelen trafiği hafiften yarabiliriz diye düşünüyorum. Burayı mümkün olduğu kadar sollu gidiyoruz ama işte araçlar zaten gidemeyecek ama onlar bile motosiklet gibi aralara girmeye çalışıyor. Yani sağ şeritten sola, soldan sağa, ani hareketler. Yani arabayla bunlar olmayacak işler. Araban dursun, bir de skuter al, rahatına bak. Bütün arabalarda birer kişi var bak. İkinci bir kişi yok. %70'inde tek kişi. Tek kişi. Yani bu kadar araba kalabalı. İşte ondan sonra ekonomi çöker tabii. Niye çöker? Gereksiz masraf. Biz bile 3-4 tane araba varken ne yapıyoruz? Bak, motorla gidiyoruz. Ha, bak, hem zamandan kazanıyorsun, hem süreden, hem de maddi manevi harcamıyorsun. Şuna bak. Trafikteki yoğunluğa bak. Hepsi birer kişi. Şurada biri dese ki beni de götür, götürmez. Ondan sonra trafikte ne yapıyorlar? Acaba sağ şeride mi girsem, sola mı girsem? Yani arabada da takip mesafesini koruyamıyorlar. Niye? Ya normalde adam az boşluk bırakıyor, orayı öbürü dolduruyor. Yani sanki yol ilerleyecekmiş gibi ilerlemez. Şuna bak ya. Gereksiz kalabalık yani. Araçlar hep birer kişi, ikişer kişi. Hiçbir full araba yok yani. Bir de bak, görüyorsun abudumun gazı, kulağında telefon. Nereden gideceğini bilmiyor. Böyle dalgın çok, dalgın. Hani siz zannediyorsunuz ya, ya adam şeridinde gidiyor. Gitmiyor aslında. Kulağı telefonda, internette, yanındaki kişiyle oynayanı mı aran, bunu mu yapanı, bunu mu yapanı mı aran, gırtır gırtır, cartır gırtır dolu trafikte. Onun için arkadaşlar, trafik felaket. Gerçekten bak, felaket. Felaket. Onun için bak, sanki eskiden atar oyunlar olurdu ya, onun gibi. Bak ha, büyük motor da ayrı bir sıkıntı. Bak gidemiyor adam. Niye gidemiyor? Vites var, debriyaj var. Bak şimdi buradan bahsedeceğim. Şimdi kocaman motor. Bunun 10 katı. Gidemez. Niye? Debriyaja bassa bak. Bak şimdi. Ayağını yere bırakmak zorunda. Bilmem ne. Yani rahat değil. Rahat değil. Boş yol motoru. Onun için böyle trafiğin kutu kutu motoru ne? Activa, Captiva, Paja X. Araçlarda da var. Tutu 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 gidiyoruz. Ama gidemiyoruz. Ya bu seferde lan arabanın arkasından diye duydum. Abudumun gazı diyecek. Hani gidiyordum ne güzel. Yani böyle de bir durum var yani. Arada nereden giderken bir anda şeride girdi. Ha, kendini kilitledi kaldı ya. Ne oldu? Orada bir çin çantın yol aldı. Çin çantın yol alınca biz ne yapacağız? Biz boş mu duracağız? Biz de yol alacağız. Tehlikeli madde boş diyorlar. Boş. Tehlikeli madde boş araba. Geçebiliriz. Yol olsa geçemezsin. Oradan da evet, dışı seni yapar, içi beni yapar. RMX5. Egzoza bak. Egzoz nasıl bir çürümüş.
Görüyor musunuz? İşte yerli milli yapılan egzoz bak. Egzoz. Sıcağa soğuğa dayanmamış. Bak ne hale gelmiş. Bir egzoza bir bakar mısın? Yani demek istediğim arkadaşlar, işte motor alırken bunlara da dikkat edin. Bak nasıl pas, bildiğin teneke, salça tenekesini boşluğa bıraksan bu kadar çabuk çürümez. Nasıl bir çürüme belirtisi? Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki dikkat edelim. Bunlardan alırken temkinli olalım diyoruz ama yine de alıyoruz arkadaşlar. Biz ona uyacağız diye hafif sağa gireceğiz biz. Sıraya döneceğiz çünkü. Hafif sağa girmemiz gerekir. Hem giremedik. Sağa gireceğiz. Motor kendini kaldıramadı. Bir ara kapı daha girse motor yolda kalacak. Ama öbür çocuk uzadı gittiler. Biz ona uyalım derken. Hop şöyle bir dalıyoruz. Böyle bir geliyoruz. Lin 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 lin. Ne kadar tehlikeli takılmış. Tehlikenin MT7 MT07 arkadaşlar. MT07. Nasıl trafikte vitesli biraz zor oluyor değil mi? Ya büyüklükten ziyade şey yok, araçlar dengesiz gidiyor, dengesiz. Şeridinde gitmiyorlar, uyuyor hepsi. Bakıyorum telefonla konuşuyor, bilmem ne, araba sola gidiyor, farkında değil. Yani başka yerlerde böyle değildir, İstanbul'da falan en azından. İstanbul'da değil. Burada trafik olmadığı halde böyle. Kızılay'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tren garının oradan. Rodaj ilerledikçe motor seriliği de kendiliğinden ilerliyor arkadaşlar. Otomatikmen bir 5-10 kilometre daha hız istiyor makina. Onu da buradan hissedebiliyoruz. Atlayanın oraya, Sivri'ye doğru gidiyor. Evet. Necati Bey Hava Kurumu Üniversitesi. Yol boş. Yıllarımız bu yollarda geçti arkadaşlar. Motorla günde 100-200-250 kilometre yollar yapıyoruz. Yani bakmayın, şimdi bir yerden bir yere giderken içemiyoruz. Tur kazamı şurada yaptım. Burada şu camlar şunlar yoktu. Yayalar ortadan karşıdan karşıya geçerdi. Bir tanesi bana çarpınca aynaya buradan, bak abartmıyorum, buradan ta şu
kameraların olduğu yere kadar motorla sürüklendim yani. Hızım da 50-60 ya var ya yok ya. Yani. Ortada koli vardı o zaman işte. Şu orta boşluk var ya. Bura boş duracak. Buraya bir şey konmaması lazım. Burada koli vardı. Motordan kurtulamadım. Evet geldik arkadaşlar. Telefon borsasının olduğu yerlere. Evet arkadaşlar. Telefoncu kapalıymıştı. Şimdi muhasebeye gidiyoruz. Dönüşte tekrar buraya uğrayacağız. Şu an trafiğin yoğunluğunu atmaya çalışıyoruz. Bu derecede bir yoğunluk tempo var. Ama şuradan şöyle yaparsak öyle bir fıtı fıtı. Şuradan da burayı. Buralarda yayalar mayalar işte. Burayı da şöyle. Evet yeni bir iş günü başladı. Hafta sonundan sonraki pazartesi günleri biliyorsunuz biraz sıkıntılı olur arkadaşlar. Yani daha doğrusu insanlar yani bir pazartesi günleri bir üzerimizde bir böyle bir bitkinlik, yorgunluk, böyle bir iştahsızlık, iş böyle yapmama, hiçbir işe bakmama gibi sanki pazartesi de tatil olsa daha iyi olacakmış gibi bir imaj var üzerimizde. Ha ben bile video çekerken bak ne diyeceğimi, ne konuşacağımı unutuyorum, tam gelmiyor. Değişik bir versiyonu. Hangi versiyonuymuş? Lastiği. Merhaba. Bu kaçlık bu motor? 125'lik mi? Motor kaçlık motor? Bunun 150'liği var bir de bu yeni çıktı herhalde değil mi? Aurora. Aurora. Lastiği 125. Hani diyordunuz ya. Derinlikte aynı mı diye değil. Direktmen fan soğutmalı. Eski D6 motoru var üzerinde. Kocaeli'den geliyorum. Aha gittim kırmızı da geçti. Allah. Leh 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 leh. Geçti gitti. Evet burası da nereydi? Burası Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi. Necati Bey'in sonu. Evet, Gençlik Caddesi diye geçiyor. Şimdi biz burayı Balgat tarafından Öveçler'e gideceğiz. Balgat tarafından Öveçler'e gideceğiz. Burası Gençlik Caddesi Anıtkabir'den ağrı gelen bir cadde. Burada Necati Bey'in devamı diye geçiyor. Sol taraf Milli Müdafaa işte polis müdürlüğü var. Oralar. Bura Eskişehir, Konya, Balgat gider. Eskişehir yoluna gider. Caddesinden Öveçler'e geçeceğiz arkadaşlar. Bahçeli tarafı da bu sağ tarafa düşüyor. Bura Eskişehir yolu tarafı.
Şaka maka motor yakmıyor arkadaşlar. Yani yaktığı benzin şu anki ortamda, şu enflasyonda dokanmıyor yani. Sanki benzine para vermiyor, motor bedava gidiyor gibi geliyor. Şimdi benzinle uğrasam, kaç gündür biniyorum şuna, 150 liralık benzin almıyor. Böyle de bir durum var, deposu da çok ufak. Yani böyle bir minimize, benzin cimrileri için birebir arkadaşlar. Yani benzin yakmayayım, az yaksın, benim fazla suratla işim yok. 50'lik gibi kullanayım, 100'lik gibi kullanayım. Geri geldim miydi, yolda bırakmasın, uzun yola da duruma göre gideyim diyenlerin arayıp da bulamayacağı bir makina gibi geliyor. Tabi pedleksin yerini tutmazı her zaman kullanıyoruz. Evet, hayır. Dolmuş otobüs, servis şoförleri, handikap bunlar hepsi. Bunlar da handikap 18.5. Şurada bir kazık fren bir deneyim. Şu lastikleri zaten kaldırıp atma durumumuz var. Bir kazık fren deniyoruz. Hop. Çok güzel, harika bir fren oldu. Duruyor yani, duruyor. Durmam demiyor. Türk Ocakları Caddesi, Balgat'tan, Öveçler'den gideceğiz. Sinyal ver, bilmem bir şey ver, abudumun bazı ya. Sağda durmuş, sonradan geliyorlar. Zaten sağa dönüş serbest. Kontrolü geç git, trafiği niye işgal edeyim? Trafikle ilgili abudumun gazı videolar çeksek var ya, her yer abudumun gazı. Bu da bunun arkasına girdi, bak bak bak, geçemeyecek şimdi, gördün mü garip? Böyle bayan sürücülerinde bu sıkıyor. Biz de onun arkasına girince arkada tanıyor. Ama sol yapsak arkadan adam hızlı geliyor. Aha biz de bir sarıda geçeceğiz mecbur. Mecbur geçtik. Gazı kessek duramazdık. Yollar seni gide. Nefes veriyoruz çünkü rampaya yukarı, rodajdaki motoru böyle rampaya yukarı tam gaz gidilmez. Bir şöyle bir nefes veriyoruz çünkü orada kırmızı yanmış. Gazı versek ne yapacağız? Boşa vereceğiz ama şu an ne oluyor? Motor nefes alıyor. Zank diye şurada zınk diye duruyoruz ve kendine geliyor. Buradan Öveçlere doğru. Şimdi böyle mesela yeni motorlarda bir egzozda böyle bir değişik metal kokuları falan var. Isınıyor motor, ısınıyor, yakıyor egzozun içini. O kokular da boyalar falan, egzozdaki yanmaz boyalar vesaireler dışa yansıyor. Bak ta buraya gelebiliyor yani. Onun için yeni motorları fazla ısıtmamak lazım arkadaşlar. Her ne kadar yani rodajda yeri geldiğinde bassak bile ısıtmamak lazım. Isıtıp soğutup gitmek lazım. Ama şimdi şöyle bir şey, sürekli biniyorum böyle rampalı bayırlı yolun varsa da yani PCX'i aratıyor şimdi, ne yalan söyleyeyim ha. Gitmiyor kardeşim diyesin geliyor. Çünkü yetmiyor bir müddet sonra. Bir müddet sonra yetmiyor. Bu 50'ye binenler ne yapacak? 50'liğin son hızı şu işte. Şu hız. Bu hızla gitmen lazım. Yok 80'liğe çevirdim, yok 100'lüğe çevirdim deyip motorun canını alıyorlar. Ondan sonra motorlar yolda kayış kırıyor, debriyaj bozuyor, debriyaj kasını kırıyor. Şimdi bu motor da öyle yani, şimdi bu motor böyle gidiyor. Bunu böyle kabullenmek lazım. Bunu ya biraz daha hızlı gitsin, biraz daha seri gitsin dediğin zaman o zaman PCX alacaksın. Ne işin var Aktiva'yla diyorsun. Şimdi orada biz burada işte PCX derken ne diyoruz? PCX 4-5 tane motorun yaptığı işi yapıyor. Onun için bir PCX
dört motorun özlemini gidettiriyor sana. Bunu anlatamıyoruz insanlara. Yani dört tane motordaki özlem duyduğun olayları bir tane PCX'de yaşayabiliyorsun. Ama bir Activa'da ne yaşayacaksın? Hiçbir şey yaşayamazsın. Normal gidiyorsun işte. Ha, burayı biraz daha hızlı gideyim de gidemezsin. Gidersen motoru yorarsın. Şimdi bak burada bir 10 kilometre daha hız vereyim. Motoru yorarız. Onun için burayı 40'ından 50'inden 30'undan çıkmak zorundasın. Burayı 60'ına çıkmaya çalışın. Bak gaz yemiyor zaten. Yemediği gazı veriyorsun. Motoru yorarsın. Gazı geri keseceksin. Yani bu böyle. Bunu bu şekilde kabulleneceğim. Bu motor böyle çıkıyor kardeşim. Bunun başka türlü çıkarmaya çalıştığın zaman motoru yersin, öldürürsün. Şu olur, bu olur, zırt olur, zırt olur, cart olur, zırt olur yani. Şimdi buradan biz de muhasebecimize gideceğiz. Bir rampa daha mı çıkacaktır ya? Yok, çıkmıyor. Şuradan yerlerinin bir dragonu değil mi? Ha, bir ileride. Evet arkadaşlar, videoma kısa bir ara veriyorum. Öveçlere geldik arkadaşlar. Dikmenin paraleli öveçler. Merhaba arkadaşlar, yine bir yol videosunda beraberiz. Yine Activa'mızlayız. Ya işte Activa'yı 4 ay önce tırışkay cumba diyordun da şimdi niye şöyle oldu böyle oldu diyenler var. Şimdi arkadaşlar biz bu motoru biniyoruz, kıyaslıyoruz vesaire yapıyoruz ya, bunu kendi kategorisinde, yani tutup da Honda'nın en alt segment motoru Honda diyor ve bu en alt. Yani bundan önce PCX var, şu var, bu var, yani bunlar dururken şimdi bu motoru 10 numara bir motor diyemeyiz yani. Böyle de bir durum var. Yani bunu buradan bir kere daha söylüyorum. Biz buna biniyoruz ediyoruz. Aa bu çok iyi. Aa hemen bundan alın değil. 100 bin lira segmentinde tamam. Ama burada şunu da diyoruz zaten. 110 bin liram varsa yine bunu alma. Git ikinci el PCX al diye 50 defa söylediğimiz halde bazı böyle arkadaşlar, şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Ya işte şöyle yok böyle. Yani böyle bir şey yok yani. Niye yok? Belli. Kendi kategorisinde. Bu segmentte bu paraya bu. Ama bu iyi bir motor anlamına gelmez yani. Ama şimdi bu iyi bir motor anlamına gelmez derken de öbür taraftan tutup da ya işte Herodaş'tı, yok efendime söyleyeyim TVS Jupiter'di. Ya o bundan iyi olabilir mi? Biz ona göre kıyaslıyoruz. Yani durup dururken oradan işte Çin, Çan, Çun, Hint, Mint ne olduğu belirsiz tasarım hatalı motorları bundan daha iyi tutmaya çalışıyorlar. Biz onun için bunu iyi diyoruz yani. Çünkü onlara göre iyi. Bir Herodaş veya bir TVS Jupiter almaktansa 10 numara makine. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hangi motora bindiysek o motor iyi anlamına gelmez ki. Biz bu motora biniyoruz diye bu 10 numara bir motor demiyoruz zaten. Her zaman diyoruz bir PCX'in yerini hayatta tutmaz. Ama tutup da burada hoşaf bir motorda değil. Tabii tırtıngen olduğu yerler illaki var. Yani böyle de bir durum var. Yani buradan bunu çıkarmayın. Bu her şey için geçerli.
tarafı, kötü tarafı var ama bu motorlar Honda'nın olduğu için alt segmentte alınabilecek motorlar. YouTube'da bunun bir sürü üst segmenti var ya. Honda'nın kendi kataloğu. Yani bugün bir Dio'ya da iyi demedik ki biz. Dio'ya da bindik. Çok güzel 10 numara motor demedik. Kendi kategorisinde fiyatlar. Ama bunları böyle dedik diye de bunların dışına, Honda markasının dışına çıktığın zaman o zaman yanılırsın, hata yaparsın. Binerken bunlardaki eksiklikleri gördükçe düzeltme yoluna gidiyoruz. Yani motor 4 ay önce yeni çıkmış, yeni almışız, binmemişiz, etmemişiz, test etmemişiz. Varyatörün debriyajını sökmüşüz. Bazı bir iki tane eksiklerini görmüşüz. Rampada iyi gitmiyor gibi olmuş falan. O arada Dio'yu denemişiz. Baktık ki Dio bundan daha berbat. Ne oldu kardeş? Mecbur bu Dio'dan bir adım öne geçti yani. Tutup da buna bir PCX mi diyoruz biz? Bu PCX'den çok iyi, aman PCX almayın, bunu alın mı diyoruz? Veya şunu diyebilir miyiz? Ya bu bir işte PVS Jupiter bundan çok iyi diyemeyiz. Veya bir Herodas bundan iyi diyemeyiz yani. Bunlarla gelin. Yani oradan cımbızından iki kelime çekip de yani kendi kendinizi avundurmaya çalışmayın. Boşa kürek çekersiniz.